Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize bol bol selamlar olsun arkadaşlar. Bugün pazartesi ayın 5'i, Temmuz ayındayız. Değerli seyirciler, arkadaşlarım, konumuz Sıla yolu. Yorumlarda sorular geldi. O sorulara karşılık cevaplarınızı vermek istiyorum. Bilhassa vinyette yol paraları kaç paradır, hangi devlet? Vinyette alınıyor, yapıştırma sistemi var, e-vinyettesi var, hangi devletlerde gişeler var, böyle çeşit türlü sorular geldi. Bunlara bu videomda cevap vermek istiyorum ve bunları cevapladıktan sonra değerli arkadaşlar, giriş formları nasıl, nereden dolduruluyor, buna da kısadan bir bakacağız. İlk önce diyorum ki beraber yol paralarına bakalım, nereden alınıyor, nasıl oluyor. Arkadaşlar hazırlık yaptım, bakın. Bugün bir sayfa, iki sayfa oldu hemen hemen. Arkadaşlar bana sorarsanız e-vinyette, elektronik vinyette yapıştırmayan bunları evden alın. Evden rahatça. Kredi kartından bunları alın. Hatta PayPal'la ödeme de oluyor. Ben şahsen tollticket.com, tollticket.com oradan alıyorum. Hepsi oradan mevcut. Ve Avusturya tünel paralarını da oradan ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size detaylı anlatacağım, hangi devlet nasıl oluyor, nasıl almanız lazım. Şimdi yapıştırma oldu mu, tarihi söylüyorsunuz, o tarihe bir gün kala tiketiniz, yani vinyetteniz geliyor, o gün yapıştırıp yola çıkıyorsunuz. İsviçre'den başlayalım, ben İsviçre'de oturduğum için. Arkadaşlar İsviçre'de e-vinyette bu sene daha henüz yok, konuşuyorlar, gelecek seneye belki başlayabilir. Şimdilik yapıştırmalık var. Yapıştırma sistemi 38.50 euro. Yani 38 euro 50 fenik mi deniyor? Yapıştırıyorsunuz, ücreti 38.50. İsviçre'de cezası yakalandığınız zaman, vinyette olmadığı zaman 200 frank. Yani aşağı yukarı 180 euro. Bu 38.50'nin içinde tüneller de var, köprüler de var, hepsi var. Yani tünellere özel bir para ödemiyorsunuz. İtalya tarafına gidecek olursanız, İtalya'dan gidecek olursanız, ona da biraz sonra döneceğim. Orada çok tüneller var. En uzun tünel 16 kilometre ama o da bu 38.50 içinde. Devam edelim. Slovenya. Slovenya'da 7 günlük 15 euro, 1 aylık 30 euro, 1 senelik 110 euro. Bunlar yapıştırılma. Burada da tarihi yazıyorsunuz. Araba plaka numaranızı işliyorsunuz, internetten alırsanız ve yapıştırma bir gün kala, yola çıkacağınızda bir gün kala evinize postayla geliyor. Bana sorarsanız arkadaşlar, bu yapıştırma vinyetlerini bana sorarsanız devlete girince ilk benzinlikten alın. Mesela gümrükten alıp İsviçre gümrüğünden alabilirsiniz. Durun, orada vinyet satılma yerleri var. Oradan alabilirsiniz. Slovenya'da da aynı. Gümrükten alamazsanız gidin 3-4 kilometre sonra benzinlik gelecek. Oradan alın, yapıştırın. Slovenya'da geri dönerken, karavanken tünelinden geçecekseniz onu gişede ödüyorsunuz. İnternetten olmuyor. Dönüş olmuyor, gidiş oluyor. Bakın, karavanken tüneline gidiş Avusturya bakıyor, dönüş Slovenya bakıyor. Bulgaristan 7 günlük 8 euro 13, 1 aylık 16-26, 3 aylık 29-27 euro, fiyatlar hep euro, 12 aylık 52-57 euro. Şimdi dikkat edin, bir de yeni sistem varmış, bunu yeni öğrendim. Bir hafta sonu, yani cuma günü gece 12'den pazar günü gece 12'ye kadar 5.42 euro. Yani 5 euro 42 fenik. Bilmiyorum kimin ihtiyacına gelir, nasıl yapacağınız. Bu yalnız e-vinyette Bulgaristan için alınıyor. Evden alabilirsiniz. Burada da tarihleri yazıyorsunuz. Ben şu tarihte gideceğim, bu tarihte geleceğim. Yalnız tarihler %100 tutması lazım. Plaka numaranız %100 tutması lazım. Çünkü elektronik sistemler kontrol ediyor. Plakada bir yanlışlık varsa evinize ceza gelir.
İtalya'dan gidecekler. İsviçre üzere İtalya'dan gidecekler. Şimdiden söyleyeyim, öyle bir ayarlayın ki Mailand tarafına geldiğiniz zaman aman aman sabah veya akşam trafiğine gelmesin. Çok 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 araba, çok kolon, çok konvoy oluyor. Buna dikkat edin. İtalya'da gişeler var. İsviçre üzeri giderseniz Slovenya'ya doğru ortalama 30 euro tek gidiş. Yani 30 euro da dönüş yapmış oluyor. Bayağı tuzlu. Avusturya. Avusturya'da da e-vinyette var. 10 günlük 9 euro 50. 2 aylık 27.80. Bakın 1 aylık yok. Avusturya'da 1 aylık yok. 2 aylık var. 27.80. 1 sene 92 euro 50 kuruş. Tüneller ekstra. Slovenya üzeri gidecekseniz tek gidiş aşağı yukarı 10 euro. 2 tünel parası veriyorsunuz. Bir tanesi 7 euro filan tutuyor. Öbürküsü de 3 euro filan tutuyor. Bunu da e-vinyette olarak yani internetten öderseniz plaka numarasını yazıyorsunuz ve tam soldan kameralı olan yerden geçme imkanınız var. Numarayı okudu mu yeşil yanıyor. Yolunuza devam. Konvoya girip para ödemenize gerek yok. Romanya 7 günlük 3 euro, 30 günlük 7 euro, 90 günlük 13 euro, 12 aylık 28 euro. Bunları girişte alın. E-vinyette de aktif araştırdım. Şimdilik satılmıyor. Devlete girdiğiniz zaman ya gümrükten, hemen oradan gümrükten veyahut da ilk benzinlikten alın. Bana sorarsanız gümrükten alırsanız daha iyi olur. Başınız ağırmaz. Macaristan. Arkadaşlar Macaristan bir hafta 11 euro 99, bir ay 16 euro 37, bir sene 147 euro 13. Macaristan'ın fiyatları bunlar. İngiltere'den gelenler Fransa üzeri, Fransa'da da gişeler var. Artık hangi yola bağlı ona göre para vereceksiniz. Gişelerde paranızı ödüyorsunuz. Çek Cumhuriyeti yazmışım, yapıştırmalı vinyette, orada da tek 10 günlük var. 12 euro 50 kuruş. Yani 10 günlük dediğim zaman şimdi 4 haftalığına giderseniz bir gidiş için 12.50 vereceksiniz. Bir dönüş için 12, yani 2 kere 10 günlük almış olacaksınız. Arkadaşlar Sırbistan. Sırbistan'da gişeler var. Nakit para ödüyorsunuz. Bu nakit para ödediğiniz devletlerde hepsi euro alıyor. Veyahut da kredi kartını kullanabilirsiniz. Bu da oluyor. Hatta Mastercard da oluyor. Sırbistan, dikkat edin, hıza dikkat edin, gişeden gişeye ortalama hızınızı hesaplıyorlar. Hızlı gittiyseniz cezasını veriyorsunuz. Çok hızlı gittiyseniz polis geliyor. Herhalde muhabbet etme. Makedonya'da gişeler var aynen. Bu gişeler olan yerlerde muhakkak gişeden gişeye arkadaşlar hızınıza dikkat edin. Yani ne olur ne olmaz. Hırvatistan'da gişeler var. Burada da hızınıza dikkat. Yunanistan, gişeler var. Yunanistan'da da nakit para. Bunların hepsinde euro ödeyebilirsiniz. Yunanistan'da yan not almışım buraya. Dikkat, bazı gümrükler gece saat 11'den sabah 7'ye kadar kapalı. Güzergahınızı da ona göre ayarlayın değerli dostlarım. Şimdi gelelim giriş formlarına. Giriş formlarına gelince arkadaşlar, belki dikkat etmişsinizdir, beni çoktan beri takip eden videolarımın açıklama olduğu yerde Türkiye'nin, Almanya'nın, Yunanistan'ın giriş formu linki devamlı var. Bu videonun altına da giriş formunu not edeceğim. Vinyetliler tolticket.com'dan alınıyor. Giriş formülüne de gelince Türkiye'ye giriş formülünü doldurduğunuz zaman ilk sayfadan başlıyorsanız Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, artık hangi dili konuşuyorsanız, Fransızcanız daha kuvvetliyse Fransızca da tabii ki doldurabilirsiniz. Bazı sorular geliyor, TC numaramız olmadı mı? Nasıl? Siz orada yazdığı gibi yaparsanız hiç zorluk çekmeden doldurursunuz. Diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz, AB vatandaşısınız.
pasaportun son 4 numarasını soruyor. Öyle 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 devam ediyorsunuz. Hatta birisi sormuştu, abi benim Türkiye'de evim yok, ben bir otele gideceğim. Otelde kalacağım 2 hafta, hangi adresi vereyim? Giriş formunda gideceğiniz adresi soruyorlar. O zaman da o otelin adresini, ismini, adresini vereceksiniz. Çünkü orada konaklayacaksınız değerli arkadaşlarım. Bu Türkiye giriş formunu doldurduktan sonra size bir HES kodu geliyor. O HES kodunu isterseniz bir yere de not ederseniz iyi olur. Ama HES kodu cep telefonunuza görüntülü olarak da geliyor. E-mail üzerinden onu da diyelim ki bir büyük alışveriş mağazasına giriyorsunuz, lazım. Havaalanında lazım, otobüs gezisinde lazım. Cep telefonunuzdan onu gösterme imkanınız var. HES kodu unutmayın. Ben şahsen, bakın Mayıs'ta Türkiye'ye gittim geldim, daha halen cebimde HES kodum notlu. Evet, öbür giriş formlarına gelince, Almanya giriş formuna gelince, biliyorsunuz Türkiye'den dönerken hep gidiş içinde konuşmayalım. Tabii ki Türkiye'den de geri döneceğiz. 72 saat evvelsi Almanya giriş formunu dolduruyorsunuz. Test yaptırmanız mecbur değil Almanya'ya gelirken, Türkiye çıkışta da sormuyor. Transitlerde de lazım değil, yalnız o saat içerisinde geçmeniz lazım devletlere. Sırbistan mesela 12 saat. Sırbistan'da daha fazla kalmak istiyorsanız o zaman test yaptırmanız lazım. O zaman istediğiniz kadar devletlerde kalma hakkınız var. Testiniz yok ise Almanya'ya geldiğiniz zaman, Almanya'ya giriş yaptıktan sonra 2 gün, yani 48 saat vaktiniz var. Bu 48 saat içerisinde en azından antijen testini yaptırmanız gerekiyor. Arkadaşlar, gelelim Yunan giriş formuna. Bunu sınırda doldurma imkanınız var. Sınırda doldurursanız insan başı 15 euro kesiyorlar. Yani iki çocuk, anne baba 4 kişi olduğu zaman ne yaptı? 60 euro yaptı. Ama siz bu giriş formunu evde doldurursanız bu 60 euro ile Türkiye'de güzelce 2-3 kere karnınızı doyurursunuz. Artık nerede yemek yiyeceksiniz, fiyatlar ona göre tabii ki değişiyor. Yunanistan giriş formu bu. Biliyorsunuz Türkiye'ye gidiş Yunanistan'dan açık, dönüş maalesef kapalı. Dönüşte Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a gireceksiniz. Gemiyle geri gelecek olanlar Bulgaristan'dan Yunanistan'a girecek ve böyle araba vapuruna doğru yol alacak. Oradan da İtalya'ya geçecek. Feribotlar çalışıyor. İtalya-Yunanistan arası çalışıyor. Yalnız şu an Yunanistan-Türkiye arası maalesef çalışmıyor. Dediğim gibi İpsala'dan Türkiye'ye giriş var, çıkış yok. Makedonya'dan gidecek olursanız dikkat edin, sınırlar geceleri kapalı. Gece saat 11'den sabah 7'ye kadar kapalı. Yani gece 2'de oraya varırsanız giriş yapamazsınız. Gümrükte beklemeniz lazım sabah 7'ye kadar. Arkadaşlar, bunlar en son yenilikler. Türkiye'ye giden arkadaşlarımız çok çok haberler geldi. Ona göre de dün videolar yaptım, biliyorsunuz, bilgilendirdim. Sizi, beni takipte olanlar biliyor. Abone olmadıysanız abone olun. Ben yenilikleri devamlı iletiyorum. Anında, aynı gün iletiyorum sizlere. Çünkü bu cuma günü, cumartesi günü, gelecek haftaya cuma, cumartesi günü Türkiye'ye gidecek vatandaşlarımız çok yoğun. Onun için en son haberleri öğrenirseniz çok iyi olur. Ben takibindeyim. Siz de beni takipte bulunun, abone olun. Sevinirim, gurur duyarım. Arkadaşlar, Türkiye'den gelenler oldu. Onlardan haberler geldi. Abilerimiz, kardeşlerimiz geldi. Bakın, yani şimdi diyemeyiz ki sınırlarda arıyorlar, sınırlarda aramıyorlar. Bazısına geç diyorlar, bazısına didik didik arıyorlar. Artık biraz da şansa kalmış. Onun için kanunen ne serbestse ona uyun, onu getirin. Süt mamulleri, et mamulleri, artık zeytinyağısı neyse insan başına. Ve hatta buradan, Avrupa'dan çok kişi soruyor, abi şunu Türkiye'ye götürebilir miyim? Değerli arkadaşlarım, cep defteri var.
App var, cep defteri. Orada Türkiye'nin bütün kanunları yazıyor, gümrük kanunları yazıyor. İstersen Almanya'dan uçak götür, onun vergisi bile orada yazıyor. Oradan bakabilirsiniz ne kadar sucuk götürebilirim, ne kadar kaşar peyniri götürürüm Almanya'dan, ne kadar Ofomaltin, çikolata bilmem ne artık neyse orada hepsi yazıyor. Cep defteri değil, cep rehberi. Cep rehberi app olarak telefonunuza yükleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şu köşedeki olan, buyurun. YTB yazıyor üstünde, altın rengi beyaz cep rehberi yazıyor. Bunun içinde Türkiye'nin bütün kanunları hemen hemen yazıyor. Oradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Mesela Türkiye'ye emeklisiniz, Türkiye'ye gittiniz, arabayla kaldınız, döndünüz, ne kadar kalmanız lazım, ne kadar Türkiye'de kalabilirsiniz, hepsi bunun içinde yazıyor değerli arkadaşlarım. Bu da size çok yardımcı olur. Bunu da videonun açıklama altına ben not edeyim. Ve tollticket.com, onun linkini de size not edeceğim. Oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Arkadaşlar, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu videom da bugün böyle olsun. İnşallah işinize yaramıştır. Bana yorumlarda yazın. Herhangi bir soru olacak olursa sorun. Ama lütfen yani bakın, dün birisi yazıyor. Abi bir kere daha sayar mısın neler lazım? Kardeşim belki 1266 kere videolarımda söyledim neler lazım. Baktın mı görürsün. Yani şimdi herkese teker teker hangi belge lazım ona da yazmaya kalkarsam bu işin sonu ermeyecek. Onun için ben de rica ediyorum, lütfen videolarda baktığınız zaman bir not edin. Pasaport, kimlik, araba ruhsatı, araba sigortası, araba vekaletnamesi, araba ehliyeti. Bakın gene hepsini söyledim. Not edin. Ondan sonra bir daha sormanıza gerek yok değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, bir daha çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Bugün pazartesi. Hayırlı haftalarınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Her sefer söylediğim gibi, sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın, Murat.